Bir tanışım onasını kıstavu bilen acıraştı. Ahirki payetlerde başkalarına aralaşı akıbatıdaki acırımlar çüde kopayıp gitti. Ota ona ya ki başkalar şimdi aileye şart koyuş doğru mu dediler. Hakikaten kopayıp gitti. Kengi payette bana şu acırımdı adı kabul kılış bu kaldı. Ha boptu bu bulmasa başka değil. Kuttu bir kiyim. İçeride başka kiyat astagfirullah. Şeriatımızda ona başımızda taç. Onamız biz üçün canımız fida kıladigan zat deyip hazır ettik. Lekin ben yukarıda etkendim de ki hemen arsada çigara bölgeni kebi bunda ham çigara bor. Onanı farzantını ayalıdan acıratıp yubarışlık ki hakkı yok. Buna hak verilmeken. Ben uzur sorayım ben. Bu benim hukumum emas bu şeriatlık. Buna hakkı yok. Avvalo yigitler şimdi bulsun ki bizim ustozlar aytardılar, kattalar aytardılar. Bir kolingde anen bulsa, bir kolingde ayalin bulsun, tarazı. Eğer kelin bilen kaynananın münasebeti kelişme etken bulsa, muhterem kuyu turanı ayıbı bilen bul yaptı. Çıraylık tadbir kılalma yaptı. Anasını kadirleyişlikke, ayalini himaye kılıçlikke cüret etmeyipti. Ve hiç kaçan, muhterem azizler, hiç kimde acıraşlikke hukum vermeyler. Bir hadis var. Peygamberimiz Aleyhisselam'a aytadılar ki, İblis, şeytan, kattası, özünü dedik, kürsüsünü suya düşürerken, o şu su arkayla insanların içine girerken, şeytan özünü şatırlarını, özünü askerlerini koyup yubarken de ki, hamas kayıtıp giden de, İblis hesap sorarken, ne mi kıldın de? Şunda biri aytarken, ben o kıldım, bu kıldım, vas vas kılıp adamları da kıyken, gülden azdırgenini aytıp girerken. Haliginge qarab hech narsa qilmabsan deydi-ekan. Yana bir qattiq-qattiq gunohlar qildirganini aytar ekan. Unga ham hech narsa qilmabsan, hech narsa qilmabsan deb tursa, bir chekkada bittasi o'tirar ekan bir shaytonchasi. Undan so'rar ekan, "Sen nima qilding?" desa, "Men bir oilani ishiga aralashdim. Erini og'zidan taloq chiqmaguncha ularni oldidan ketmadim." desa, "Ni'ma anta, sen qanday ham yaxshisan, kel bu yoqqa" der ekan. Ulamolar aytadiki, "Nima uchun iblis talaqdan, aile acıraşıdan kursan buldu. Bir adı katilliği, kança cinayetlerde gəpirsem hiç neresi kımabsan deyip. Çünkü bana şu acırım başka hemen günahlarını keltirip çıkardı. Balanı terbiyesine tasir kıladı. Zulüm buladı, nefret uyguladı. İki de karındaş bugün kavim birbirine düşman buladı. Şu hemen acırım. Şunun için ulamalar ayırdı ki kim bir ailene siz acırın diyetken bulsa o şey hali şeytanda askerliğe yoruna veriyordu. Aslında bu acırın talak en ahirge çare. Hiç ilacı bu mekagende. Kur'an'da Allah Teala yolunu örgütken. Birinci nasihat kılasız, terbiye kılasız, caiz başka kılasız, arazli isimde kula etsek o şey üyüde durur. Ondan ki yine hakem koyasız bir ortasını, şimdi hakem koyuş gerek ki ikilasını sulh kısın. Bu aileyken hem ailede bugün kebi karın Peygamberimiz aleyhisselam bulan Ayşe anamızın arasında bir gün üç nakal halat bu kaldı. İslah kılışki Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh kutu çakırdılar Ayşe anamızı dedeler. Abu Bakr Sıddık geldiler, geldiler Ayşe anamızı oturttular, Resulümüz aleyhisselam oturttular. Ne mi oldu dediler. Şimdi aile işi Peygamberimiz aleyhisselam buna kadar muhtaç mı? Bu biz üçün ders, talim üçün kıladılar. Ne mi oldu diyordular. Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler ki, kim yapıradı birinci dedi, Ayşe anamızı. Sen yaparsan mı? Diyordular. Siz yapırın. Fakat doğru yapırın dediler. Resulullah ne doğru yapıradı. Şimdi onların ıslah kıyanı kıyan Abu Bakr Sıddık bir tersaki saldı Ayşe anamız. Şimdi ne diyorsan sen? Resulullah yalan yapıradı mı? Doğru yapırdıysan. Diyordular Ayşe anamız korkup getip Resulullah'ın arkasına ötüp bir gün aldı. O Abu Bakr Sıddık dağda kıl yaptı, Resulümüz arkasından ayarlarını arkaya alıp, ne kıl yapsınız, biz sizinle çakırdık diye. Şunlar kül vardılar, vaziyet o. Onlandı, çıkıp gittiler. Bana şu vakıya kop kitaplarda geldi. Bana bu cahide, ortada ıslah kılgı için adaleti. Adette bizde. Ne için aile tez acıraydı? Çünkü kiyo taman ham, kelin taman ham, fakat men hakman dedi. Ben doğru yapar yapman dedi. Bir günüm, ana aldım ki bir aile geldi de
er xotin kelin yosh kelin kuyovlar bir yil yashagan. Nima bo'ldi? Nima uchun urushdinglar? Nima janjal bo'ldi deb so'rasam, bir ayol aralashaveradi. Gapiraveradi. O'zi bundan bo'lgan, bundan bo'lgan. Men aytaman, siz birgamidingiz bular bilan? Yo'q, siz kimsiz? Men qizlar ammasiman. Ha, siz jim turib turing, opajon. Bu gapirsin. Yana bir narsa desam, yana aytdim, men oxira kulib yubordim. Siz birga yashaysiz bular bilan. Uyining ichidagi narsalarni so'rasam, men aytib beryapsiz. Chunki shunaqa kayfiyatda kelganki, nima qilib bo'lsa ham ajratsa. Ozgina suhbatdan keyin aytilayotgan gap umuman arzimaydigan bir narsa bo'lib chiqdi, yarashtirib chiqardik. Shuning uchun hech qachon oilani buzmanglar. Taloq masalasi bo'lganda o'zimizcha fatvo bermaylik, bu bizning ishimiz. Sen yo'l yo'q, bor ajrasan, undoq bundoq deb yuborish kerak emas. Buni biz hal qilamiz. O'rganamiz, gaplashamiz, buni ichiga kirib boramiz, shariat kitoblarini ko'ramiz. Mani ustozim, Alloh rahmat qilsin, Buxoroda Mirara madrasasida mudir bo'lganlar, ustozim aytganlarki, bolam 99 ta joyda shu oilani yarashishga shariatda yo'l yo'q deb bitta joyda bor desa, shu bittani olib yarashtirasan deganlar. Chunki oilani ajrimidaqa yomon narsa yo'q.